Herkese selam. Bugün çok özel bir konuğum var. Ceylan Hazinedar. Kendisi editörlük yapıyor ve benim de 3 kitabın editörlüğünü yaptı. Ceylan Hanım hoş geldiniz kanalıma. Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bir kendinizi tanıtabilir misiniz tabii acaba? 1982 İstanbul doğumluyum. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne Sanatları mezunuyum. Hiçbir zaman mezun olduğum işi yapmadım. Ama bana çok faydası oldu hayatım boyunca. İlkokul 3. sınıftan itibaren okumakla ilişkim başladı. İlk başta Orhan Kemaller okumakla başladı. Sonra daha bir süre yazar devam etti. Yıllarca okumayı hiç bırakmadım. Yani hedefim hep iyi bir okur olmaktı. Sonrasında bu kitapları okuduktan sonra artık kendi kendime kitaplardaki hataları bulmaya çalıştığımı gördüm. Bunun da çok okumakla alakası olduğunu düşünüyorum. Yani yeri gelmişken editörlüğün bir eğitimi olduğuna, editörlüğün öğretilebilir bir şey olduğuna çok inanmıyorum. Teknik olarak evet bazı şeyler öğretilebilir, bazı kurslar var, hala da devam ediyor üniversitelerin özellikle. Ama iyi bir editörün öncelikle iyi bir okur olması gerektiğini düşünüyorum. Ben de bu çabam sonrası bunu profesyonel olarak yapmaya karar verdim. Ve kendimce bir girişim olarak bu işe başladım. Sonrasında yavaş yavaş kitaplar gelmeye başladı. Baktım ki ben bu işten oldukça keyif alıyorum ve bu hobi olarak yapılabilecek bir iş değil. Geçtiğimiz sene içinde bulunduğum şirketten istifa ederek sadece bu işi yapmaya yöneldim. Ve şu anda özellikle yeni yazarlara yazar koçluğu, geliştirici editörlük ve redaktör olarak hizmet vermeye, onların kitaplarının okuyucularıyla buluşmasında bir köprü olmaya gayret ediyorum. Evet. Peki neden bir editöre veya yazar koçuna ihtiyacımız var? Şimdi bu çok merak edilen bir soru. Hatta iki cenah var bu konuda. Bir taraf hayır editöre gerek yok, kitabımı yazarım, yayınlatırım diyor. Bunun için birçok mecra da var. Kişisel yayıncılık adı altında hareket eden çoğu yayın evi. Çok da editörel bir çalışmaya gerek duymadan kitapları alıp basabiliyorlar. Ama editör bence bir kitabın daha iyi olması konusunda, bir kitabın yazarının kendisini aşması konusunda ona yardımcı olabilecek bir köprü. Editörden ziyade ben bunu yazar koçluğu olarak adlandırıyorum. İyi bir editörün öncelikle iyi bir yazar koçu olması gerekiyor. Sizinle de çalıştığımızda bunu çok gördük. Mesela sizin aklınıza gelmeyen bazı şeyler vardı yazarken. Evet. Biz bunu oturup bir beyin fırtınası çerçevesinde ya burada böyle yapsak daha iyi olmaz mı diye kitabın çoğu zamanda gidişatını bile değiştirebilecek kararlar verdik. Kesinlikle verdim. Hatırlıyorum ilk kitabında 150'nin üzerinde hata vardı ve müthiş fikirler almıştım sizden. İki görüşme yapmıştık bu şekilde. Evet. Gerçekten benim için çok faydalı olmuştu. Sonrasında ya bu iş kesinlikle editörsüz olmaz demiştim. Hatta belki iki editör değil mi? Bir bile bazen yetmeyebilir. Yani tek editörle iki aşamalı bir çalışma da olabilir. Evet, ya da iki aşamalı. Evet. Evet, yani ben de genelde böyle çalışıyorum. Öncelikle yazılmış ve tamamlanmış metinsel anlamda kitaplara önce bir yazar koçluğu hizmetini öneriyorum. Burada ne yapıyoruz? Yazarıyla oturup bazı sorulara cevaplar arıyoruz. Bu kitabı niçin yazdın? Bence bu bir yazarın kendisine sorması gereken en önemli soru. Yazmak için yazdım bence bir cevap değil. Her kitabın bir derdi olmalı. Evet. Eğer kendi mesela hayat hikayesini anlatıyorsa bence sebebi o hikayeyi ondan daha iyi anlatabilecek insanın olmamasıdır. Her insan kendi hayat hikayesini en iyi kendisi anlatabilir. Bu en büyük sebep. Evet. Sonra oturup metnini inceliyoruz. Hangi dili kullanacaksın? Ben dilimi, biz dilimi, tanrısal bir anlatılma, bunlara karar veriyoruz ve kitabı bu şekilde revize etmeye başlıyoruz. Bu çalışma bittikten sonra oturup bu sefer editörlük kısmına bakıyoruz. Orada da cümlelerin birbiriyle bağlantısı, bölümlerin bağlantısı, bölüm başlıkları, akış, karakter, olay örgüsü, teknik anlamda yapılan çalışmalar. O yüzden ben hem yazar koçluğu hem editörlüğün alınması gerektiği konusunda. Ben de aynı fikirdeyim kesinlikle. İnşallah 4. kısımda da beraber çalışacağız. İnşallah. Ben çok memnun olurum. Bir de merak edilen, yani bana da çok gelen bir soru bu. Herkes yazabilir mi? Herkes yazar olabilir mi? Cevap veriyorum, yazabilir. Yani yazabilir çünkü bu soru bana geldiği zaman yazamaz diyen insanlar, özellikle edebiyat çevresinin içinde olan, benim de bir network'üm oluştu belli bir süre içinde. Özellikle edebiyatın içinde olan, yayın evlerinde çalışan, bazı dergilerde yazıları yayınlanan, hatta kitap çıkarmış olan insanlar kendi yolculuklarını bir kenara bırakıp yeni yazan insanlara bir üst perdeden bakmaya başlıyorlar. Onlar da yazmasın canım gibi şeyler öne sürüyorlar. Ben orada şunu söylüyorum, yani bunun kabul memnunu yok.
Evet, bazı insanlar kelimelerle arası çok iyi doluyor. Bu bir yetenek, doğru, tanrısal bir tarafı da var bu işin. Ama yazma konusunda herkes yazabilir. Herkes iyi yazabilir mi? Burada benim de soru işaretim var. Herkesin iyi yazması için de bazı yollar... Evet, mesela duyuyorum ben, bana çok mesaj geliyor böyle işte. Yaratıcı yazarlık kursunuza katılın. Bunun bir faydası oluyor mu sizce? İşte bu yollardan biri yaratıcı yazarlık kursu değil. Maalesef. Yani ben yaratıcı, burada biraz provokatif davranacağım. Yaratıcı yazarlık kurslarının sadece bir disiplin verdiğine inanıyorum. Bunu şöyle düşünün. Üniversite sınavına gireceksiniz ve konular hakkında bilginiz var. Ama yine de dershaneye gidiyorsunuz. Niçin? Disiplin veriyor size. Sabah gel, öğlene kadar şu dersi gör, akşam testlerini çöz gibi. Yaratıcı yazarlık kursları da bence insanlara sadece bu disiplini veriyor. Bunu kendiniz sağlayabiliyorsanız bence bu kurslara gitmenize gerek yok. Çünkü yaratıcı yazar diye bir şey yok. Bunu sizinle daha evvel de sohbetine ettik. Metin yaratıcıdır, yazar. Yaratıcı yazar diye bir şey türetildi. Böyle kartun bir karakter ki bu 1960'larda Amerika'da başlayan bir akım. Oralarda kurslar açılıyor. İnsanlar boş zamanlarında, özellikle kadınlar, bunlara gidiyor. Bizde de şimdi böyle kişisel gelişimle birlikte böyle bir furya oluşmaya başladı. Onun yerini doldurmak için de boş zaman kavramına karşı bir yaratıcı yazarlık kursu başladı. Faydası var mı? Gidebilirsiniz. Ama yaratıcı yazar diye bir şey olmadığı için gittiğinizde de elinizde bir yaratıcı konuşacağını düşünmüyorum. Evet. Bir soru daha var bana gelen sorulardan. Yani aslında iki soru var. Öncelikle şunu öğrenmek istiyorum. Kitap yazacaklara ne tavsiye edersiniz ve yazmış olanlara? Kitap yazacaklara her şeyden önce yazmalarını tavsiye ederim. Evet. Ne demek istiyorum bununla? Her gün yazsın. Yani ben şunu çok önemsiyorum. Bir şeref borcuymuş gibi insanların yazması çok önemli. Bir satır da olsa, iki satır da olsa her gün bir işi bitirmek üzere o yazı masasının başına oturulması şart. Yani ben oturayım, ilham gelsin. Ondan sonra bir oturuşta 50 sayfa, 100 sayfa yazabilirim diye bir şey kesinlikle yok. Bakın birçok bilinen yazarın, bunu çok önemsiyorum, açın internette, el yazmalarına bakın. Mesela Orhan Pamuk. Bir romanını yazarken roman 150 sayfaysa Orhan Pamuk 500 sayfa yazmıştı. Ondan süzülen bir 150 sayfayı biz okuruz. Hiçbir kitap yazıldığı gibi basılmamıştır. Edebiyat tarihinde bilinen, bizim takip etmekten keyif aldığımız. Küçük Prens öyküsü mesela değil mi? Kaç sayfalar dolusuyken küçülerek... Çok küçük bir nüsha haline gelmişsin. Aynen öyle. Ne oldu peki? Çok küçük bir nüsha olmasına rağmen 8 yaşındaki bir çocuk da okuyabiliyor. 40 yaşındaki bir adam. Hala biz bile dönüp baktığımızda bize söyleyeceği bir sürü şey var Küçük Prens'te. Hiç bitmeyecek. Yazanlara yazmalarını öneriyorum. Ve hiç kimseye kulak asmamalarını, her şeyden önemlisi kimseye okutmamalarını. Yani eğer size teknik anlamda fikir verebilecek bir editör, yazar koçu, bir yayın evi danışmanı değilse karşınızdaki kişi, kesinlikle okutmayın. Ben de hatırlıyorum, ilk kitabımda, sizle ilk görüşmenizde kimseye okutmayın demiştiniz. Ben de bir iki kişiye okutmuştum. Evet. Sonra hemen herkese kapadım ve gerçekten çok faydasını gördüm, hatırlıyorum. Bunun en büyük sebebi, ülke olarak bizim bir tandansımız var, bir yaklaşımımız var. Biz yeni şeyleri, yeni fikirleri, insanların yeni bir şeylere başlamalarını çok beğenmiyoruz. Her konuda bir fikrimiz var. Biri bize gelip de işte ben bir kitap yazıyorum, al bak dediği zaman biz en büyük edebiyat eleştirmeni oluyoruz. Ve o insana diyoruz ki, yazma. Sen mi yazacaksın? Boş ver. Bu şey için de geçerli. Bir şirket kurmak istiyorsunuz, bir fikriniz var, girişim. Ya sen mi yapacaksın bunu deyip pes etmeyip başarılı olanların hikayelerini dinliyoruz. O yüzden eğer edebiyatla bir bağlantısı yoksa, size bir artı sağlamayacaksa, kalkıp da insanlara yazdıklarınızı okutmanın bence bir anlamı yok. Basıldığında okusunlar. Evet, en güzeli bence de. Şuraya kadar anladığım kadarıyla bir editörle çalışmak yani kesinlikle şart. Yazanları söyledik. Evet. Bir de yayın evi olayı var. Şimdi evet. Değişik yayın evleri var. Şimdi yayın evinden önce şundan da biraz bahsedelim istiyorum. Evet, yazanlar yazmaya devam etsinler. Metinlerinin bittiği anda bunu nasıl anlayacağız diye bir soru gelebilir burada. Şimdi birçok yazar, şu anda da birçok yazarla çalışıyorum, yazar adayıyla çalışıyorum. Bitiremedikleri kitapları var. Yani daha iyisi olsun, daha iyisi olsun diye bekleyip bir türlü yılan hikayesinin bitirilemeyen kitaplar da var. Bu noktada nasıl hareket edilmeli? Ben yazmayı bu kitapta da geçiyordu tanım olarak. Yazmak işi bir rodeo. Yani siz o atın üzerinden inmeyi göze alıp inmezseniz o at sizi bir şekilde atacak.
O sizi atmadan önce sizin oradan gönül rızasıyla inmeniz gerekiyor. Bunu patron olarak düşünüyorsunuz. Siz işten çıkmazsanız patron sizi atacak. O yüzden siz o yazdığınız metin sizi tatmin ettiği ilk anda tamam deyip bırakmalısınız. Çünkü insanoğlunun şöyle bir tarafı var. Yazdıkça daha iyisi olur mu acaba diye kitabı bitiremedim. Evet. Ben bu noktada şunu öneriyorum. Eğer çok anlatacak bir şeyiniz varsa ikinci kitabınızda anlatırsınız. Bitme aşaması böyle. Yazdınız, kitap bitti. Sonra ne yapacaksınız? Evet. Kitap bittikten sonra öncelikle ben bir son okumayı bütün yazarlara tavsiye ediyorum. Baştan sona bir metninize bakın. İçinize sinmeyen, bağlantı kopukluğu olduğunu düşündüğünüz, belki baştan karar verdiğiniz birçok nokta çıkacaktır. Bunları da not alın metninizin üstüne. Yazdınız, metniniz bitti. Bundan sonra profesyonel çalışan bir editör ve yazar koçuna ulaşmanızı tavsiye ediyorum. Niye bunu tavsiye ediyorum? Siz metninizi alıp bir yayın evine mail aracılığıyla göndermeyi seçerseniz benim kitabım bitti deyip o kitabın çöpe atılma olasılığı %99. Hiçbir yayın evi editörlük çalışması yapılmamış bir kitabı alıp değerlendirmeye sunmaz. Bunun tersini yapanlar, yani kitabınızı basarız deyip kişisel yayıncılık adı altında sizden para alıp bunun karşında kitabınızı basanlarsa hiç incelemez. Bu ne olur? Siz kitabınızı yazarsınız, kitabınız basılır. Günün birinde hiç edebiyatla alakası olmayan bir arkadaşınız evinize kitabı alır ve der ki burada D ayrı yazılacaktı. Yani bence bir yazar için yaşayabileceği en berbat durum bu. Evet. O yüzden bir editör şart. Freelance çalışanlar çok daha önemli çünkü sadece bu işle uğraşıyorlar. Yani yayın evi editörleri çok derinlemesine kitaplara maalesef bakamıyorlar. Onlara da haksızlık etmemek lazım. Ellerinde bir sürü iş yükü var. Baktıkları şey genel anlamda teknik işte noktası, virgülü, bağlaçlar. Ama yazar koçu kitabın her aşamasında yazarla, yazarın ikinci bir beyni olup neler yaptığını, neler yapmak istediğini keşfederek onunla çalışan insan. Bu yüzden siz elinizdeki bitmiş yazıyı kitap olarak değil metin olarak kabul edin. O bir kitap değil henüz. Evet. Sadece bir metin, o metni bir geliştirici editörle, bir yazar koçunu bir kitap haline dönüştürmenizi tavsiye ediyorum. Bu yüzden de freelance bu konuda çalışan bir sürü arkadaşım var. Ben de aynı şekilde bu konuda 11 yıldır yazar koçluğu ve editörlük yapıyorum. Ulaşıp, zaten süreç şöyle istiyor, ben en azından kendi sistemimde böyle yapıyorum. Metni bana gönderiyorsunuz, ben bir ön okumaya tabi tutuyorum. Sonra sizin hakkınızda bir inceleme raporu yazıyorum kitabınız hakkında, 1-2 sayfalık. Çalışma sistemimi görebilmeniz için yine 1-2 sayfalık bir deneme çalışması yapıyorum. Bunların hepsi ücretsiz. Sadece doğru yolda ilerlemeniz benim için önemli. Yani benim için bir eserden alacağım paradan, oradan elde edeceğim gelirden ziyade edebiyat dünyasında ayakları yere sağlam basan bir kitabın ortaya çıkmasına ön ayak olmak önemli. Bu yüzden geliştirici editörü ya da yazar koçuyu da kitabınız bittikten sonra çalışmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Evet, ben de siz de çalışın da zaten o ilk kitaptan sonra ikinci ve üçüncü kitaplarımda artık hatta üçüncü kitabımda artık hiç, yani size teslim ettim. Evet. Adeta kendimi teslim eder gibi. Evet. Bir daha hiç bakmadım bile. Siz bana dediniz oku falan, yok dedim hiç gerek yok. Yani gözüm hiç arkada kalmadı gerçekten. Evet, öyle olmalı. Yani yazar oturup evet yani D'yi D'ye ayrı yazmakla ayrı bir vakit kaybetmek istiyorsa bu onun için titiz bir çalışmaysa tabii ki yapabilir. Ama ben yazarın daha çok yaratıcılık kısmında görevi olduğunu, bizim işimizi bize bırakmalarını istiyorum. Evet kesinlikle. Yani o bizim işimiz noktası, virgülü, D'si, D'si, akışı. Böyle olursa iş ikiye bölünmüş oluyor ve herkes kendi görevinin gerekliliklerini yerine getiriyor. Yani siz doktora gidiyorsunuz, doktor diyor şu ilacı almanız lazım. Yok, ben bana o iyi gelmez, ben şunu alayım demek gibi oluyor sanki. Aynen, aynen. Ama aynen. Kendinizi teslim ederseniz bir editöre, eserinizi, gerçekten çok iyi sonuç alıyorsunuz. Hani ben 3 kitabımda, kısmetse 4.sünde de aynı şekilde bir editörle Sayın Ceylan Hanım'la çalışacağım. Ben de çok memnunum. Yani sizin özellikle kitaplarınızda hani bahsettim başladı böyle biz videodan önce kısa da olsa bir sohbet yaptık tabii ki. Uzun süredir görüşmüyorduk. Bu bir yol arkadaşlığı. Yani Mustafa Bey'le yıllar oldu görüşeli. Onun üzerine 3 tane kitap çıktı. Birbirimizi görmesek de her seferinde birbirimizle bir iletişimimiz vardı. Bu iletişim de hala sürüyor. Sizin yazdıklarınızı da şu noktada çok önemsiyorum. Gözü kapalı kabul ediyorum geldiği zaman yazdıkları Mustafa Bey'in. Çünkü edebiyatta çok böyle rastlanmayan bir dili olduğunu düşünüyorum. Bunun da yeraltı edebiyatı olarak tanımlayabileceğimiz
bizim çok bilmediğimiz hikayeleri bilmediğimiz dilden bize anlatması olarak hani özetleyebilirim. Ben asıl sizi teklif ediyorum. Bence çok iyi bir yazılı diliniz var ve bu alanda da ilerlemeniz bence birçok insan için fayda sağlayacak. Biz bu videoyu biraz daha hani oturup konuştuğumuzda da böyle tasarladık. Yani biraz insanlara yol gösterelim. Cevabını aradıkları soruları gidip bir yayın evinden ziyade bu video aracılığıyla bulsunlar ki yola biraz eşyalarıyla, işte bildikleriyle birlikte çıksınlar diye düşündük. Yayın evi aşamasından da önce editörle çalıştınız. Kitabınızı ortaya çıkardınız. Kitap sizin içinize siniyor. Artık bir yayın evi formatında. Evet. Bu noktada yine direkt yayın evine postalamanız size çok bir sonuç getirmeyecek. Çünkü özellikle bilinen yayın evleri siz kitabınızı gönderdiğinizde uzun süren değerlendirme süreçleri sonrasında büyük ihtimalle size reddedecekler. Bu noktada yine bir şey öneriyorum. Ya bir yayın evi danışmanıyla çalışın. Yani bunu yapan insanlar var. Ben de mesleğimin yanında bunu da yapmaya çalışıyorum. Bir network'üm olduğu için. Ya da kitabınızın ilk 5 sayfasını, kitabınızın özetini ve sizi anlatan vurucu bir metni bir dosya halinde yayın evine gönderin. Eğer ilgileniyorlarsa sizden metnin tümünü isteyecekler. O yüzden kitabın tümünü yayın evine göndermeyi ben çok anlamlı bulmuyorum. Siz özetinizi ve bir editörün bilgisayarı açtığında okuyabileceği kadar kısmını gönderin ki sonrasında ilgileniyorsa size geri dönüş yapsın ve siz metninizi gönderin. Bir soru daha var. Çok geliyor bu soru bana. Ben kitabım bittikten sonra notere onaylatmalı mıyım gibi sorular oluyor. Eğer siz bunu herkesle paylaşmadıysanız, sadece yayın evlerine gönderdiyseniz böyle bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ama eşe, dosta, ona buna gönderdiyseniz evet böyle bir sıkıntı var. O yüzden başta söylediğiniz gibi herkese okutmayın, herkese göndermeyin. Bu sizin çocuğunuz, onu herkese emanet etmeyin. Evet, çok değerli bilgiler verdiniz gerçekten. Kanalıma katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim böyle fırsat verdiğiniz için. Ceylan Hanım'la iletişim bilgileri aşağıda mevcut. Benimle de, bana da mesaj atarsanız kendisiyle iletebilirim büyük zevkle. Ben de çok memnun olurum. Eğer yazma aşamasında olan, henüz fikir aşamasında bile kitabı olan, ama bir şekilde yazma tutkusuyla dolup taşmış olan insanların ulaşmasını ve onların yolculuğunda onlara rehberlik etmeyi çok isterim. Çünkü ben yazmanın gerçekten büyülü bir yolculuk olduğuna inanıyorum. Bir cesaret olduğuna inanıyorum. Günlük karmaşanızın içinde bir sürü görev sizi beklerken, sizin de öyle baktığınız zaman, evet, bir sürü işiniz varken oturup o masanın başına yazmayı seçmeniz gerçekten hayattaki en cesur seçimlerden biri. Bunu seçen ve seçme yolculuğunda olan herkes benimle iletişim kurabilir. Elimden gelen desteği vereceğimi düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.